yalan söylemeyeceğim. Bir 4-5 ay kendimi çok matah bir şey sandığım ve nya diye dolaştığım bir dönem olmuştu gerçekten. Ay yok ya. Ama o benim karakterimle de ilgili bir şey. Sana karakterisi mi dedim ben şu an? Gibi. Pardon. Demedim sadece. Ben Mert Öner, burası Trends My Friends ve hepiniz hoş geldiniz efendim. Efendim, yetenek. Bugün seçtiğim sözcük yetenek. Yetenek herhangi bir alanda üstün beceri ve etki yaratma gücüne deniyor. Hepimiz aslında birbirinden farklı farklı yeteneklerle doğuyoruz. Ben öyle inanıyorum ama bazı yetenekler gerçekten özel yetenekler. Özel yetenek deyince de aklıma popun yıldızı Beyoncé geliyor. Kendisi böyle çok küçük yaştayken dans kursuna gidiyor ve bir an ağzını açtığında şarkı söylemesiyle anında öğretmeni bu kızda anormal bir şey var deyip onu kapıyor ve yolculuğu öyle başlıyor. Ben çok severim Beyoncé'yi, oradan hep aklıma geliyor diye. Ve kendi dönemimize durup düşündüğümde de bugünkü konuğumun gerçekten kendi çağının, kendi yaşıtlarının, kendi kuşağının Beyoncé'si olduğuna inanıyorum efendim. Ve yetenek abidesi konuğumuz Ecem Erkek. Ay canım benim ya, Beyoncé'yle hiç şey yapmamıştım, karşılaştıramamıştım. Vallahi değişik oldu. İlk olsun. İlk oldu, güzel oldu. Ama bu sırada konuk olduğun için, yani seni gerçekten övmek istediğim için, kendini iyi hissetmen için değil, buradan gerçekten de söylüyorum, ben Ecem'in gerçekten fanıyım. Beyoncé örneği de şuradan geliyor. İşte sosyal medyada gerçekten daha önce hiç tanışmadığım, takip ettiğim iki tane çok etkilendiğim insan var. Biri gerçekten Beyoncé. Tanışmadan önce de Ecem de, artık Ecem'i de tanıdıklarım listesinden sayıyorum. Evet, tabii ki. Tabii. Ama çok iyiymiş vallahi Beyoncé. Değil mi? Değil mi yani? Herhalde be. Ya, sen kendini öyle görmüyor musun? Yok canım ya. Fazla mütevazılıktan. Mütevazılık değil de yani insan kendine onu söyleyemez ya. Yani ne bileyim ben. Olsa. Zaten millet söyleyebilir. Ben söylemesem olur. Tabii canım, önemli olan o yani. Her yerde bunu söyle. Peki Ecem de Türkiye'nin Beyoncé falan. Her yerde bundan sonra. Yalan da değil. Ben de gönül rahatıyla söylerim valla. Teşekkür ederim valla. Sağ ol. Hissediyor muydun çocukluğundan beri? Tabii ki bunlar hani doğuştan gelen yetenekler. Ben %100 inanıyorum. Hiç gerçekten bu mesleği hep böyle yapacağım ve bu kadar başarılı olacağım, bu kadar sevileceğini düşünüyor muydun? Her şey daha sürpriz mi gelişti? Yok yok. Hepsi çok sürpriz oldu bana. Yani zaten belki duymuşsundur önceki röportajlardan. Ben bunun bir meslek olduğunu da bilmiyordum. Biliyorum. Yani. Bundan para kazanıldığını gerçekten bilmiyordum. Televizyonda birilerini izliyorduk da hani ne bileyim, onlar öyle doğmuşlar gibi hissediyordum yani. Ben olamam gibi düşünüyordum. Yani o yüzden hepsi bana sürpriz oldu. Çevrendekiler de mi ya, bu kızda anormal bir şey var ya, bu diğer çocuklara benzemiyor da olmamaları mümkün değil bence. Ya diyorlardı da onlar da kendilerine saklıyorlardı beni. Hiç onlar da düşünmüyorlardı bence işte. Bu dizilerde oynayacak, filmlerde oynayacak, böyle oyuncu olacak, şöyle oynayacak. Hiç düşünmüyorlardı bence. Belki bizim annelerimiz, babalarımız da bunun böyle bir meslek olduğu, eğitim alınabilen bir şey olduğu. Evet, belki de yani. Belki biliyorlardı da hakikaten onlar için de böyle acayip bir şey geldiği için. Onların zamanının ünlüsü Türkan Şoraylar, işte şunlar bunlar olduğu için belki de. Benim annemle babam mesela şimdi çok gurur duyuyorlar. Böyle çok gururla anlatıyorlar. Konu komşuya gittiğimde yalandan çağırıyorlar. Seninkiler de öyle mi? Tabii tabii. Tabii çok gururlanıyorlar. Çok seviyorlar. Bahsetmeyi çok seviyorlar. Ben yanlarındayken böyle çekiniyorlar demek istemiyorum da. Çünkü ben bunu aşırı normalleştirdiğim için. Yani bu bir yerlerde oynama meselesini işte... Takipçi demeyeceğim ama gerçekten öyle. Takipçilerin çok olmasının meselesini o kadar normalleştiriyorum ki. Annem böyle coşacak gibi oluyor ama ben o kadar normal yaşadığım için o da bu acaba normal bir şey mi gerçekten? Yazık, kadın arada kalıyor böyle. O da böyle bir coşamıyor ama ben olmadığım vakitler muhtemelen daha şey bir yerden yaşıyorlar bunu. Daha böbrük bir yerden yaşıyorlar yani. Peki sen gerçekten aslında hayatımızda neredesiniz? 5 yıldır varsın değil mi? Hani tanınır olarak 5 yıldır varsın. 4,5 5 yıldır. Sen 5 yılda bunu ne kadar, bu kadar nasıl normalleştirebildin? İnsanlar 15-20 yıldır yapıp normalleştiremeyen insan var. Vallahi ben galiba yemin ederim işin oyunculuk kısmından başka hiçbir şey düşünmediğim için. Çünkü ben sadece oynadım. İşin öbür tarafıyla ilgilenmedim. Eğer ilgilenseydim gerçekten kıçı başı dağıtmıştım çoktan. Yani vallahi bak, ama hakikaten hiç orasıyla ilgilenmedim.
O yüzden bana çok normal geliyor bu. Hiç öyle kısacık bir dönemin de olmadı. Mesela ben ilk oldu televizyon... Oldu mu Evren? Hiç olmadı. Hiç mi? Vallahi helal olsun. Çünkü benim annem bir meleği çekmeye başladığımda çok küçüktüm. Ve böyle her şey çok hızlı gelişmişti. Hani sokakta insanlar tanıyordu. Hmm. Çekirdek çitliyoruz diye dizide gittiğimiz kafede barda önümüze hemen bir çekirdek koyuyorlardı falan. Benim böyle bir yalan söylemeyeceğim. 4-5 ay kendimi çok matah bir şey sandığım ve diye dolaştığım bir dönem olmuştu gerçekten. Ay yok ya. Ama o benim karakterimle de ilgili bir şey. Sana karakterisi mi dedim ben şu an? Gibi. Demedim say. Demedim tamam, demedim. Yok. Hayır ama gerçekten ben işin hep en kötüsünü düşündüğüm için yani o anın tadını çıkaramıyorum bir türlü. Mesela hakikaten öyle. Yani her şey benim için çok çabuk gelişti. Her şey çok güzel gitti. Çok güzel projelerde oynadım. Oynayacağım da. Ama hem yani başladığım an şunu düşünüyorum. Ya bir tersi? Ya şöyle olursa? Ya böyle? Ya bir dur ya. Şunun tadını çıkar yani. Hiçbir zaman öyle olmadım. Hayatta her şeyde öyle olmadığım için. Ama ben sanırım ama oynarken bunu düşünmüyorsun. Oynarken düşünsen... Yok, oynarken düşünmüyorum. Bir tek orada mı unutuyorsun her şeyi? Bir tek orada, vallahi unutuyorum, yemin ederim. Sen böyle kendini izlerken kendiyle dövüşenlerdensin değil evet, mi? Evet, yani en çok kendimi ben döverim zaten yani. Hiç gülmüyor musun kendi yaptığın? Gülüyorum canım. Ya vallahi burada nasıl algılanıyor bilmiyorum ama ben gerçekten kendimi izlerken gülüyorum. Gülmelisin zaten. Çünkü o kadar ben gibi değil, yani kendimi izleyemiyorum. Yani şöyle, bu ben değilim diye izliyorum zaten. Böyle kendime kahkaha attığım zamanlar ve utandığım zamanlar oluyor yani. Ecem kendine bekle, bu kadar gülmemelisin diye. Hayır, bence gülmelisin. Zaten kendinle yeteri kadar dövüşüyormuşsun. Bari bir tarafından da onore et kendini ya. Yani ne bileyim, ben işte bazen skeçleri izlerken gülüyorum. Bence evde de takılırken gülüyorum kendi kendime, espri yapıyorum, işte komiklikler, şakalar yapıyorum, gülüyorum. Tek başına mı yapıyorsun? Hayır. Evren, normal hayatında da bizim ekrandan gördüğümüz kadar komik mi Ecem? Biz çok eğleniyoruz ama. Evet ama biz çok ya, çok yakın arkadaşlarımın arasında öyle. Onun dışında biraz daha böyle mesafeli misin? Mesafeli. Ama yani isteyerek yaptığım bir şey değil mi? Çünkü komedi oynadığında böyle aradaki mesafe ve duvarlar bir anda kalkıveriyor ya karşı tarafta. Enseye şaplak, parmak. O yüzden ben galiba onu engellemek için bir frenliyorum. Ben aslında öyle biri değilim. Ne olur bana öyle gelmeyin diye bir baştan set koyuyorum. Çünkü büyük olasılıkla seni izledikleri şeylerle o kadar arkadaşı gibi, komşusu tabii. gibi görüyor ki ve komedi oynayan birilerinin hep o komedinin getirdiği enerjide, evet mutlulukta ya. Olması bekleniyor ya. Evet. Hayır ya, canım da sıkkın olabilir. O gün başıma çok kötü bir şey gelmiş evet. de olabilir. Ben sürekli migren atakları geçiren bir insan olduğum için zaten bütün gün böyleyim. Ya yemin ederim kafam kaldırmıyor bazen. Ecem'cim, programımızın adından mütevellit Trends My Friends diyoruz ya, evet. arkadaşlarımla trendleri konuşalım diye. Senin nasıl aran trendlerle? Takip eder misin? Bir parçası olmayı mecbur hisseder misin? Ya da sosyal medyayla ilişkin? Sen kendini nerede görüyorsun? Nasıl tarif ediyorsun? Ya ben şeyde Instagram'da çok takılıyorum. Bayağı bir zamanımı harcıyorum orada. Böyle keşfette çok fazla önüme düşüyor. Bakar mısın oralara? Ya evet, keşfette geziyorum bayağı. Trendleri görüyorum ama... Yani bazıların değil, çoğunun parçası olmaktan yani diyorum ki inşallah diyorum beni bunun içine çekmezler. Yani inşallah ben bununla alakalı yanlışlıkla bir şey paylaşmam falan diyorum yani. Çünkü bizde trend niye hiç iyi bir şey olmuyor bilmiyorum. Hep çok kötü oluyor ya. Ama sen aslında bir ara bu kendin tiplemelerini de çekip çok paylaşıyordun. Evet, aslında bir anlamda evet. kendi trendini kendin yarattığını bile söyleyebiliriz. O zaman gerçekten herhalde TikTok mu yoktu? Bir şey yoktu. Yoktu. Bu kadar kalabalık değildi ortalık. Ben yapmaya başladım. Zaten ben de 10-15 tane yapıp bıraktım. Kenara çekildim evet. diye. Hala kendi kendini evde yapıp kendi kendini eğlendirir misin? Biliyorum çok da önemli, paylaşmıyorsun da öyle şeyler. Yapıyorum. Ses kaydı alıyorum unutmayayım diye. Bazen bir şeyi çok seviyorum. Hala ne güzel oldu diyorum. Ses kaydı alıyorum. Videoyu çekiyorum kendimi. Yapıyorum valla. Bayağı hani bestecilerin gece uyanıp şarkılarını hatırlaması gibi. Şaka mı kaydediyorsun? Abi benimki de şey işte şive kaydediyorum. Aa bu güzel oldu diye kaydediyorum. Her duyduğun şiveyi yapabilir misin? Zaman geçmesi lazım galiba. Mesela Karadeniz şivesini çok seviyorum, çok özeniyorum yapmaya. Ay helal olsun vallahi, nasıl yapıyorlar falan diyorum. Sonra ben onunla ilgili videolar izlemeye başlıyorum. Hemen anında yapamıyorum ama o kafam herhalde bir şekilde kaydediyor. Sonra 5-6 ay sonra benden çıkmaya başlıyor. Kulağı neyi senin? Herhaldası. Ben çünkü hiç. Ben vallahi. Şive deyince elim ayağım titriyor. Evet. Çünkü bana böyle o çok ciddiye aldığım için mi? Yani sanki böyle 3 ay boyunca dinlemeliyim, oraya gitmeliyim gibi geliyor. Çok ciddiye alıyorsun. Ya
Yapabilir miyim? Herhalde be. Kulağın yok mu işte senin? Var. Şarkıcı olmak istiyordum ben çocukken. Tamam, daha ne? Çok ciddiye aldığın için bence. Evet, iki oyuncunun ruh hastalığı yolculuğuyla geçen sohbetimizde. Evet evet. O zaman şimdi senin için seçtiğimiz trend konusuna geçelim mi? Hadi yavaştan geç. Hadi geçen seninle kahvaltı ederken sohbetini etmiştik aslında. Normalde biz sosyal medyada çok konuşulan kavramları trendler olarak seçiyoruz. Ama dedik ki bir değişiklik yapalım. Çünkü bu aralar... Değişikliğinizde bana mı denk geldi? Bakın neler yaşanacak. Ama seveceğim bir değişiklik. Tamam peki. Hoşuna gideceğini düşündüğümüz için seçtik. Ben bu ara nereye gitsem, arkadaş sohbetinden iş yerine bilmem neye, hep bu konu konuşuluyor. Bugün senin için seçtiğimiz trend konusu da Netflix'i kasıp kavuran Squid Game. Ne? Ne? Dur. İzlemeyeceğiz mi? İzleyeceğiz. Tamam. Sen bitirdin. Bitirdim. Ama herkes izledi mi? Ya sen onları boş ver. Onları biz kendimiz konuşuyoruz. Spoiler vermeyelim tabii. Ben verdim başında. Bir rezillik yaptım. Nasıl? Sus. Şimdi izledim şeyi, diziyi. Final bölümünden önceki, işte 8. bölümünü izledim. Sonra çok beğendiğini paylaştım bir ilk beğendik. Önce. Sabah başladık, gece kalkamadık başından. 8. bölüme geldik, artık dedik ki kapatalım yani. Sonra ben beğendiğimi paylaştım ama dizinin adını vermedim. Sonra final bölümünü izledim. Çenemi tutamadım. Dedim ki bu diziyi çok erken övdüm dedim. Vallahi beklentinizi yükseltmeyin ama dedim final bölümü kötüydü. Dizinin adı da Squid Game dedim. Böyle spoiler vereyim mi? Kimse final bölümünü izlemedi. Hayır ya. Abla ne yaptın ya diye. Ben de final bölümünü izlemeden senin story'ni görmüştüm. Gerçekten. Sen ne hissettin? Ben de senin kadar hayal kırıklığına uğradım ama artık şunu düşündüm. Ya o kadar zekice bir fikir var ve hepimizi o kadar heyecanlandırıyor ki finali de affedebilirim diye düşündüm. Ya belki şöyle de bir şey olabilir. Vallahi ya o adamların kafa çok başka çalışıyor. Gerçekten anlamadığım bir şeyler olabilir. Belki bir kere daha izlemeliyim yani. Yok be, ikinci sezonu olta atmak için o tarafından yürümüşler yani. Evet. Sonuçta bu da bir dizi. Yani sadece bizim ülkede 1000 yıl sürmüyor ya, dünyada da sürüyor. Dünyada tabii canım. Ama gerçekten gerek hikayesiyle gerek işte o ortamıyla falan. Şu ara dün bile gördüm, Twitter'da da trend topikti. Nereye gitsem de konuşuluyor. Ve onunla kalmamış sadece Ecem. Bir yandan da bu kadar popüler bir dizi haline dönüşünce bunlarla ilgili komikli, eğlenceli caps'ler, videolar çekilmeye başlamış. Senle onları biraz izleyelim, üzerine konuşalım. Hem de Squid Game'den aklımda çağrışanları sana sormak istiyorum birazcık. Ben seni... de sana sorayım. Olur, karşılıklı böyle. Tamam. O zaman buyur Pamir'cim, ver bakalım ilk videomuzu. Buna gerçekten sıkmışlar bunu. Yok, sonradan yerleştirmişler. Durduralım. Ama bu Türk aklına ölüyorum işte ya. Biz her şeyi bu kadar ciddiye almadığımız için geliyor bizim başımıza bazı şeyler. Bak söyleyeyim. Her şeyin dalgası, her şeyin mizahı. Ama bu ülkede de sanırım bazı şeylerle baş etmek için de o mizaha ihtiyacımız ya, galiba, olduğu için. Galiba. Ne ara koydunuz o amcanın oraya onu? Yani ne ara düşündünüz ya? Peki amcanın gerçekten dizdik gibi oynayışındaki evet, hırsa gelsene ya. Evet, bu hırs bana hiç yabancı değil. Bizim ailedekiler de kart oyununu böyle oynar. Gerçekten mi? Tabii. Masaya vura vura çat çat. Sen oynar. Bunu oynamazlar zaten. Şöyle bir şey, o da tok tok vuracaklar oraya. Diğer videomuza yürüyelim. Buyurun. Duralım. Bunu sevdim ama. Dans etmiş orada. Ağzını yüzünü niye öyle yapmış? Bilmiyorum. Filtre koymuş işte. Neymiş TikTok? Ay gözümde görmüyor. Merak ettiysen Tuana Süleyman. Tuana kızım. Sen bilirsin. Ama o güzel yüzünü bir bozmayaydın ama be. Ama güzel yüzünü. Allah Allah. Her yere düşmüş ha. Ya her yerde dur, daha neler var. Buyurun. Bu bir Allah şey. Allah. Ya sadece böyle sayfalar açılmış, düşmüş, yığınla caps var. Yani Allah. Sen dedin ya bizim insanımız ciddiye almadığı için böyle diye. Bir şeyin üzerine anında atlayıp bu kadar oradan espri bir şey çıkartmak evet, da. Evet ya. Ama Recep İvedik galiba. Tabii tabii Recep şey, Şahan. Recep İvedik Şahan'ınkinden. Buyurun, diğer caps de çok güzeldi. Bu çok güzel değil mi? Bir de böyle bir şey vardı bir ara değil mi? Tabii böyle yakaladı mı? Yapılan bir şey. Hayır, bu yapı, sen bunu biliyor musun? Ama bu Seda Sayan düştükten sonra caps'e dönmüştü. Öyle mi? Tabii. Hayır ayol, onu elindekilere baksana, o şeydi, reklamdı. Öyle bir trend vardı değil mi? Herkes yerlere yatıyordu, poşetler o arabadan
Ayakları, ay keşke şurada gösterebilsem de. Mikrofon yanlış yere takıldı. Neden? Neden hiç bilemezsin. Sen Seda Hanım da düşüvermiş oraya. Buyurun. Dokuma koçi piyasa nida. Bir duralım. Bu dizide kullanılan bebeğin Kore'de çok meşhur bir figür olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Yani bayağı Kore'de böyle çeşitli yerlerde o kadar büyük büyük yapılan bir bebekmiş bu. Dizi için onu oraya entegre etmişler çünkü oradakiler bunu çok iyi biliyor diye. Ha, zaten onların bildiği bizim anlamadığımız bir sürü şey var orada. İşte oynadıkları oyunlar falan. Oyunlar. Yine biz anlamıyoruz ama bizde de çocuk oyunlarına benziyor oynadıkları çoğunlukla. Evet, yani. Evet. Bilyeydi, milyeydi falan. Bilye benziyor. Bilye benziyor. Ne benziyordu bu? Yani şu da, şu da benziyor. Benziyor. Ama biz onu başka bir şey oynuyorduk. Ne oynuyorduk? Saçmalama oğlum. Siz nerede büyüdünüz beyefendi? Nerede? İzmir kırsalı mı var? Ben İzmirliyim. Ömrümde duymadım öyle oynandı. Ankara'da. Oynandı. Ankara'da büyüdüm. Bir şey bunun adı. Dönersin. Bir, iki, üç, sağım, solum, tıp mı? Sağım, solum, tıp diye. Atma Mert! Vallahi dur, bunun adı başka bir şeydi. Ama davul zurna, bir, iki, üç. Yok artık. Yemin ediyorum, arkadaşlar Sivaslıyım. Ama vallahi bak, böyle yapıyorduk, davul zurna, bir, iki, üç diyorduk, dönüyorduk, duruyorlardı. Her bölgeye göre değişiyormuş demek. Şimdi değişiyor. O çocuk da yalan mı atsın, yazık. Yeşil kaplumbağa, Hiç duymamıştım onu. Şimdi şeye geldik mi? Benim bugün gördüm. Biraz önce hazırlık yaparken, sosyal medyada gezerken gördük. Bu yepyeni Squid Game için çekilmiş en iyi video bence. Valla. O kadar çok güldüm ki. Buyurun. Teyzem bir şey orada. Ya şahane değil mi ya? Ben bu teyzeyi tanıyorum. Nereden? İşte Keşfet'ten sürekli karşıma çıkıyor. Teyze. Değil mi? Ünlü bir teyze bu. Ya bak şey evet torunu şey yapıyor. Peki bu kadar. Mesela benim ailemi toplasam, hadi böyle bir şey çekiyorum desem kimse çekmez biliyor musun? Çekmez tabii ki. Seninkiler de mi çekmez? Çekmezler. Babamı kaldıramam ki ben yerinden. Yok, babam kalkmazdı yerinden. Annem de yapmazdı. Yani ilginç bir... Bak bir aileyi bu duruma getirmek ilginç bir şey. Vallahi bak. Yani bak orada kaç kişi var? 6-7 kişi var. Tabii 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hatta daha bile fazla. Ya yazık, o teyze düşüyor. Yani ben orada şey olurum. Ay düştü, anneannem düştü falan olurdum yani. Ama bir tarafından ailecek de eğlenebiliyorlarsa... Eğleniyorlar vallahi ya. Eğlensinler, gitsinler. Evet, onlar yani. Da öyle eğlensin yani. Senin bak, hadi biraz önceki şeye gelelim. Senin sokakta, yani çocukluğun sokakta oyun oynayarak mı geçti? Tabii. Ay gece yarılarına, sabahlara kadar. Aa. Tabii canım. Çok güzel bir mahallemiz vardı bizim Ankara'da. Senin meşhur bir apartmanın var. Meşhur bir apartman. Babaoğlu apartmanı. Orada doğdum zaten. Orada büyüdüm. Çok uzun sürede yaşadık orada. Mahallenin böyle ilk apartmanlarından falan, aile apartmanıydı normalde. Sonra işte biz yabancılar taşındık falan oraya. Ama yani biz hep oyun oynadık. Yani çok kalabalık bir arkadaş grubumuz vardı. Ya sabahlara kadar oyun oynadık. Biz beyzbol oynardık ya Ankara'nın göbeğinde. Aa! İnanabiliyor musun? Tabii. Nasıl bir öngörü? Ya bizim İzmir'den arkadaşlarımız vardı. Siz var ya. Onlar beyzbola çok meraklılardı. İzliyorlarmış televizyonda. Sonra geldiler, bize öğrettiler. Bayağı şey gibi, İngilizlerin kriketi Hindistan'a öğretmesi gibi. Vallahi bizim evlerimiz de sobalıydı. Milletin odunlarından çalıp. Ya çünkü her yer odun yani. Millet soba yakacak. Böyle düz odun parçaları işte toplardık. Kıymık bata. Ama topumuz gerçekti. İzmir'deki arkadaşlarımızın beyzbol topu vardı. Ay çok güzel oynardık. Kanter içinde kalırdık. Ondan sonra ne oynuyorduk? Basketbol oynuyorduk. Yalandan bir pota yapmıştık kendimize falan. Mavi bir de kemik diye bir oyunumuz vardı. Belki bilirsin İzmirli arkadaşım. Yo, o nasıl bir şey? Ya işte bacak arasından işte böyle koşuyoruz. Ondan sonra biri tıp mı diyor, dur diyor. Bacaklarımız açık oluyor. Bacağın arasından geçen ebe oluyor falan. Böyle hatırlamadığım şeyler, mavi, kemik diye. Onu da İzmir'deki arkadaşlarımız öğretmişti bize. Kemik. He? Öyle bir şeydi herhalde. Evet, kemik deyince böyle duruyorduk. Bu nasıl İzmirli ya? Ben bu oyunların hiçbirini ben de bilmiyorum. Her yerde çok böyle çocukluğunu inanılmaz
güzel hatırlayıp anlatıyorsun, evet, değil evet, mi? Evet, evet, evet. Yani müthiş bir çocukluk geçirdim. Çok güzel bir mahallede büyüdüm. Şimdiki oyuncu olan sana en çok böyle destek atan tecrübe, acaba oralardan bir şeyleri de hala kullanıyorsun farkında olarak ya da olmayarak? Seni oyuncu olarak çok besleyen bir şey mi çocukluğun? Bence öyle. Yani bu kadar eğlenmeseydim çocukluğumda, yani bu kadar etrafımda farklı insanlar olmasaydı kafamda belki öyle bir kapı açılmayacaktı. Ama o kadar farklı teyzeler, amcalar vardı ki. O zamandan başlamıştım zaten birilerinin taklidini yapmaya falan. Bir de şeyler yazıyordum ben. Apartmandaki teyzelere diyalog yazıyordum. Daktilo vermişti bir tane komşumuz bize. Benim daktilo çat 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 daktiloyla saçma sapan şeyler yazıyordum sabahlara kadar. Onları konuşturuyordum. Onları konuşturuyordum. Annem gülüyordu ki onları okuyup. Bak şimdi hatırladım o daktiloyu. Aa bak, bunu hiçbir yerde duymamıştım. Evet, ben de vallahi yeni hatırladım. Şimdi yok mu öyle bir niyetin? Sana ben her baktığımda, seni her izlediğimde yazmak kendi içeriğini mi? Kendin oluşturacak oyuncu özel bir şeydir ya. Sen de o potansiyeli %100 görüyorum. Hiç yok mu gelecekte öyle bir hayalin? Kendi içeriğimi, kendi oyunumu ya da filmimi kendim yazacağım isteğin var mı? Var var tabii, olmaz olur mu? Var. Ama yani gerçekten biraz nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ben de işte senin gibi ya olsun, iyisi olsun dediğim için hayır yani bir başla. Biri olmaz, ikisi olmaz, evet. Üçü kesin olacak ya da beşi kesin olacak. Ama yani bir türlü bir başlayamadım başına oturup. Çünkü çocukluğunda daktiloyla teyzeleri konuşturan Ecem bugün artık eğitimi, hem tecrübesi hem gördükleri neler yazar? Yani belki de öyle ama bir başına oturmak lazım galiba. Bir cesaret etmek lazım. Çünkü Türkiye'de gerçekten, bu sadece Türkiye değil ya, ben böyle söylenmesinden de hoşlanmıyorum. Hı. Dünyada da böyle. Kadın komedyenle ilgili yaftalar, bir şeyler, her şey var ve sayılar o kadar az ki... İlla stand-up'tan falan bahsetmiyorum. Hı hı. Oyuncu olarak da, kadın oyuncu olarak, komedyen olarak gerçekten çok ihtiyaç var. O kendi içeriklerini de üreten, evet, kadın hikayelerini anlatan, kendi oynayan, eden diye. Sen de cevher gibi duruyorsun. Boş niye, boş oturma. Teşekkür ederim. Yok canım. Yani ona biraz benim cesaretim yok galiba. Bir de şu an çok yeniyim. Hala yeni olduğumu düşünüyorum. 4,5 yıldır. Sanki bir şeyleri tamamlayıp onun başına oturmam gerekiyormuş gibi. Şimdi bir önceliklerim var birazcık. Onları halledip başına oturursam, yani kafamda düşünecek pek bir şey kalmayınca başına otursam yapabilirmişim gibi geliyor. Ne şimdi Ecem'in öncelikleri oyuncu olarak? Ya ben daha hiçbir şey oynamadım. Yani gerçekten hiçbir şey oynamadım. Yapmam gereken çok fazla şey var. Çok açım henüz. O yüzden birazcık daha tecrübe kazanmak istiyorum. Ya birazcık değil, çok tecrübe kazanmak istiyorum. Tiyatro yap. Tiyatro yapacağım tabii canım. Onu yapmadım hiç yani. Ama o tadı istemediğinden değil. Yani zaten tiyatroyla başlamış yolculuğun. Tabii, Ankara'da tabii. Devlet Tiyatrosu, Bursa'sı var. Evet, sonra evet. Sonra işler öyle olunca. Evet, yani Bursa'dan istifa edip geldim ben İstanbul'a. Hı hı. Eğer orada yani istifa etmeseydim şu an hala orada tiyatro yapıyor olurdum zaten. Hiç İstanbul'a böyle bir şeyim yoktu, benim hevesim yoktu. Ben bir tiyatro yapayım, hı hı, istiyordum sadece. Zaten Engin Hoca'yla da şahane yapıyorduk bunu. Ama yani mecburiyetten birazcık İstanbul'a geldim. Ya iyi ki de geldim, o ayrı bence mesele de. Tabii de. Yani tiyatro yapacağım. Tiyatro yapmam lazım. Bence de. Tabii. Senin yapman lazım. Bizim de seni bir de sahnede şöyle baştan sona tek bir hikayede, bir karakterde izlememiz lazım. Benim challenge'ım o olacak o. Yani çalışmak istiyorum hakikaten. Yani dizide de çalışıyoruz. İşte benim gibi Güldür Güldür Show gibi, hı-hı, bir yerde de çalışıyoruz ama yemin ederim ben bunu başka bir yerden söylemiyorum. Tiyatroda çalışmak gibi olmuyor. Yani o provalarımız sürüyor ya kaç ay. Haftalarca, günlerce. Sürüyor. Bir de sadece provada geçirdiğin zaman değil ki. Eve de gidince zihninin gerisinde o devam ediyor yani. Tabii sabah 10'la kalkıyorsun, akşam onunla yatıyorsun. O başka bir şey. Her oyuncu da öyle değil ama. Bence sen ve senin gibi olan, kendini dahil edebilirim. Hmm. Bizler için öyle belki. Çünkü bazıları orada yapıyor ve çıkıyor ve orada kalıyor. İyi, bizimki iyi, onlarınki kötü demek istemiyorum, evet, da. Evet, evet. Ama benim hiç öyle olmadı. Benim de. Ben hep yanımda, yöremde, görünmez çocukluk, evet, arkadaşım, hayalet arkadaşım evet, varmış gibi takılıyorum benim yani. Benim de öyle. Yani çok üstüne düşünüyorum. Benim de öyle bir çalışmaya ihtiyacım var zaten. Yaparsın. Hepsini yaparsın. İnşallah. Sen hiç merak etme. İnşallah. Peki öyle Squid Game gibi bir çok zorda kalsan, gerçekten oradaki dizideki gibi zorda, hayatlarının çıkmaza düştükleri bir yerde. Gerçekten böyle bir oyunun içine para için atar mısın kendini? Yok ya, para için hiçbir şey yapılmaz. Hiç. Yok ya, bir öyle bir şey yapılır mı? Ay, hayır yani, ben delir. Ben hemen çıkmıştım. Çıkmıştım ama sonra onlar geri geldiler ya, evet, ben gelmezdim. Ben de asla. Telefon melefon hiçbir şeyimi açmazdım, kimseyle konuşmazdım. Ben şehir değiştirirdim, ülke değiştirirdim korkumdan. Ödüm kopardı, kart gibi veriyordu orada bir şeyler. Gel diyor, o da onu arıyor. Yok ya, niye arayayım ki zaten bir de. Bir de kare 31 kareden arardı, ben numaram görmesin diye.
Hala var mı acaba? Bilmem. Var mıdır? Yapıyorduk ya onu bebeğe. Bilinmeyen numara diye. Ha. Deneyelim onu bir. Ama bazen şey yapıyorlar. Özel numaralar. Ya bilinmeyen numaraları kapatıyorlar evet, aramaları. Evet evet. Sen hala yapıyorsun herhalde. Birkaç defa denemiştim. Peki şöyle bir algı var ya Cem, hani hazır burada para için yapıyorlar, o canını ortaya koyan oyundan bahsediyoruz ya, diziden. Hani sanki böyle ünlü olunca, tanınınca hani böyle büyük paraların içinde yüzülüyor. Hiç böyle bir kaygın, hiçbir kaygın olmuyor gibi bir şey ve ünlü olunca bütün hayatın değişiyor gibi bir algı var ya. Ne yanıt vereceğini az buçuk biliyorum ama senin için ne değişti? Hiçbir şey gibi mi? Ya hiçbir şey, yani gerçekten hiçbir şey değişti diyemem ama benim için önemli olan şeyler değişmedi yani. Onlar orada kaldılar zaten, devam ettiler. Sadece 4,5 yıl önce kimse sokakta çevirip de benimle bir fotoğraf çektirmiyordu. Şimdi çektiriyorlar. Bu kadar. Gerçekten bu kadar. Başka hiçbir şey değişmedi. Öyle şatafatlı bir hayat, öyle çevrem... Çevremde kimse kalmadı işin tuhafı. Yani daha da küçüldün mü? Daha da minildim. Aa. Evet, yani çok az arkadaşım var benim. Olanları da bazen zaman içinde elemek durumunda kalıyorum. Gerçekten hayatlarından çekiliyorum daha doğrusu. Onlar böyle bir şeylerine, hayatlarına devam ediyorlar. Ben girdiğim gibi böyle yavaş yavaş da çekiliyorum onların hayatlarından bir şey demeden. Çünkü gerçekten açıklama yapsam da anlaşılmamaktan korktuğum için... Yavaş yavaş eriyorum onların hayatlarında. Az olsun, öz evet, olsun, yani, benim olsun. Evet, çok çok az arkadaşım var gerçekten. Hiçbir şey değişmedi. Arkadaş çevrem yok artık yani. Etrafımda kimse kalmadı. Öyle deme, herkes sokakta çevirip. Ecem, ben senin arkadaşın olabilirim der, dönüp ben dolaşıp. Ben hemen sarılırım onlara. Çünkü insan seviyor değil mi? Sevmez misin? Yok. Severim de bazı insanları yani. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Buçuk. Yeni tanıştık diyelim. Tabii şaka yapıyorum canım. Aşk olsun. Peki herhangi bir istediğin bir şey için, hadi dizideki paraya hayatlarını kurtarmak, istediğin bir şey için ne kadar ileri gidersin? Ne kadar zorluğa katlanmayı kabul edersin? Yani para için o kadar böyle kendimi şey yapmam. Paralamazsın, onu anladım. Ama ne için mesela, yani bir ya oyunculuk açısından. Film çok istediğin bir rol, çok oynamak yani, istediğin bir şey. Her şeyi yaparım. Her şey yaparım derken. Yani şimdi ben de bir kala kaldım da. Çok çalışırım. Yani yönetmen ne istiyorsa, yani çok çalışırım. Dese ki bana Ecem ya gerçekten olmuyor, yapamıyorsun. Vallahi yaparım derim ya, sen bana bir zaman ver. Ben bakarım, sen bana söyle ne istediğini söyle. Ben bir hafta sonra değil, sana bir ay sonra geleyim. Bana zaman ver, vallahi yaparım. Ama zaten sana bir kere şans verirse senden kimse vazgeçemez herhalde. Başlangıç hikayen de Engin Hoca ile falan, o tarafını bildiğim evet. için söylüyorum. Yani. Ama yani belli de olmaz canım yani. Kimin ne istediğini bilmediğim için. Ama para için yani öyle kendimi paralamam valla. Para ne kadar önemli senin için? Sadece hayatımı idame ettireyim. Tam öyle. O kadar. Başka hani fazlasıyla gediğiyle hiç ilgin yok. Yok, hiç yurt dışına çıkmamıştım. Güldür Güldür'le uzun bir Avrupa turnesi yaptık. Çok hoşuma gitti. Çok sevdim. Onun öncesinde de Engin Hoca'yla Ermenistan'a gitmiştik. Oyun oynamıştık turneye. Yurt dışında olmak, gezmek çok hoşuma gidiyor. Başka yerler görmek falan. Ha o yani... Bana işte yılda 5 Avrupa gezisi. Yani ama böyle. Hayatım şöyle şu an... otellerde kalmalı değil. Vallahi Airbnb bir evcik. Ya yani böyle gideyim restoranlarda yemek yiyeyim de değil. Sokakta alır elimde yerim. Sokakta alayım elimde ama bütün gün dizim kırılana kadar Avrupa sokaklarını gezmek istiyorum yani. Merak. Bizi yani, tutan evet. o yani. Ama artık o kadar şatafatlı olmasa da şu anki şartlarda 5 Avrupa ülkesini gezmeyi için zor. Büyük zengin olman evet. lazım. Ama olmuyorsa da yani bunun için de yapacak bir şeyim yok. O zaman hani mesleğindeki arzu ettiklerin dışında hayatta en çok yapmak istediğin şey aslında bütün dünyayı gezmek, seyahat etmek gibi bir şey. Seyahat etmek olabilir vallahi öyle. Bir de yani gerçekten anneme babama tırnak içerisinde borcumu ödemek. Öyle hissediyor musun kendini? Borçlu hissediyor musun? Ya şu, onlar tabii hiç buradan almıyorlar meseleyi de. Yani benim yeğenlerim var işte, 2 tane ablam var. Ya gerçekten onlara yardımcı olmak istiyorum. Çünkü onlar Ankara'da yaşıyorlar ve ben onlara yardımcı olabilirim. Yani yardımcıdan kastımı anladın işte. Yani tabii eğitimlerinde, ki, şunlarında, hayal bunlarında. Ettikleri bir şeyi gerçekleştirmeye destek atmak. Şimdi annemle babam Ankara'nın çok sevmedikleri bir yerinde yaşıyorlar. Yani hoşlanmıyorlar yaşadıkları yerden. Yani isterim ki onları alayım da başka bir yere taşıyayım. Ankara'nın başka bir yerine güzel bir eve taşıyayım. Benim derdim bunlar yani. Başka bir şey değil. Kendi inşa ettiğin aslında hem ailenle ve sonra kendi inşa ettiğin küçük çevrenin içinde evet. mutlu olmak. Evet yani elim bir gitsin onlara. Yani ya uzansın elim. Etrafımdakilere. Bu kadar benim istediğim şey. Sen ömrünün sonuna kadar o kadar çok iş yaparsın İnşallah ki değil ya, ailen. Vallahi. Herkese, bizi de görürsün. El uzatırsın.
Vallahi çok, yani şöyle çok istiyorum. Şimdi geçen bir mevzu oldu. Bir ortamda 3-5 tane stajyer çocuk var. Fizyoterapi okuyorlar. Hı hı. Ve bir konferans varmış. Yanımdaki hocaları da dedi ki sizin bu konferansa gitmeniz lazım. Çocuklar dedi ki ya hocam gidemeyiz, çok pahalı. Ne demek bu ya? Yani ne, yani bir çocuğun o konferansa gitmesi lazım. Öğrenci o. Ona o kadar para istememen lazım o öğrenciler. Kesinlikle. Hani onları da istiyorum yani gerçekten. Vallahi bunu böyle bir yerden söylemiyorum. Bu kadar istiyorum yani. Başka ama bir şey istemiyorum. Kendi yaptığımız, yarattıklarımızla bizim işler gibi iş yapan, daha göz önünde olan insanların da eli kolu bir yerlere uzanamayacaksa da... Evet, bizim uzansın zaten elimiz kolumuz. Tiyatro okumak isteyen bir sürü çocuk var. Ya ne bileyim, hakikaten işte o konferansa gitmesi gerekiyor kardeşim yani. Ama o kadar parası yok. Bir de cehennemin dibine koymuşsunuz. Yol parası da ayrı dert. Ecem'cim her hafta bir de sokağa çıkıyorum. Ha. Sokak röportajları evet. yapıyorum. Şimdi orada sokak röportajlarını seninle de izlemek istiyorum. İstediğin yerde durdurabilirsin. Tamam. O soruları seninle de sohbetine etmek istiyorum. Tamam. O zaman ilk sokak röportajımıza gidelim mi Pamir'cim? Buyurun. Tanışalım. İsim? Berra. Ceyda. Sinem. Kaç yaşındasın? 18. 22. 18. Hepimiz evet. okuyor muyuz? Ben 18 evet. yaşında simyum bakıyordum. Durduralım. Ne? Burada simyum bakıyordu. 18 yaşında kızlar nasıl güzel. Ama şimdiki nesil kafa karıştırıcı. Deliler ya bunlar. Biz, şimdi ben düşünüyorum da çok çirkinmişim ben. Çok, çok çirkin. Biz bıyık almak nedir bilmiyorduk. Yemin ederim. Allah canına olsun çok sonra öğrendik. Mert. Neden öyle oldu? Ne bileyim, kimse bize demedi ki kızın bıyığını al diye. Yani böyle dolandık biz hepimiz. Cem spora gidiyorum. Bundan bir 4-5 sene önce falan. Üstümü değiştiriyorum artık, soyunma odasında bir tane çocuk geldi böyle ama nasıl iri yarı ve büyük görünüyor. Abi ben seni diziden tanıyorum, abi seni çok seviyorum. Sağ ol kardeşim, abi o kadar çok abi dedik, o kadar sinirim bozuldu ki bir süre sonra. Ya kardeşim affedersin, çok sağ ol da niye abi abi aşk olsun. Abi ben 17 yaşındayım dedi, ayı gibi ama yani. O nesili nereye koymuşlar, pirinç tarlasına mı ekmişler, evet. ne olmuş yani. Ya vallahi öyle. Hep ne o, hamillikte bir şey kullanılıyor. Folik asit mi? Heh. Bunların hepsi folik asit çocuğu. Niye bizim anamızın haberi yoktu bundan? Öyle bir asit belki yoktu. Biz şimdi bazen meslektaşlarımı görüyorum işte oyuncu hanımlar. Bir bakıyorum 95'li 2000'li ama nasıl bu kadar güzel ve 32 yaşında görünebilirsin ya. Aynen. Evet ben de 32 yaşındayım ama sen benden daha 32 görünüyorsun ve hoş görünüyorsun. Sen hiç 32 görünmüyorsun. Ben hiç 32 değilim ya. Baksana o olan çocuğu gibiyiz. Ya kılık kıyafetten de yüzümde de hiç yok yüzümde yani. De yok evet. Yapıyor musun çok bir şey falan böyle? Hiçbir şey yok. Şey botoks mu? Yok şey be onu mi? Sormadım hani çok bakımımı yaparım, akşam şunu mu sürerim, dikkat ederim. Ha o mecburen yaptığım şey ama. Yani cildim... O kadar makyaj yiyince... Çok net ameli cildim. Gül hastalığı gibi bir şey var ya. Belki duymuşsun da kılcal damarların işte yüzeye daha yakını. İşte o kırmızılıklar. Hı. Ondan sonra benim karantinada çıktı o. Aa. Mecburen işte her gün başka bir kremim var. Yani ben tedavi amaçlı birazcık. Aileden mi? Ailede mi öyle? Yo anne. Bir ben. Çok şanslıyım. İyi güzel genleri kapmışsın sen. Boyumun uzunluğu, fit oluşum. Su içsem yarar. Gerçekten yarar evet mı? Ya, hep böyle dövüşüyor musun bununla? Hep 8 yaşından beri diyet yaparım ben. Valla ama kıyamam. Ben ekmek yemeyi çok seviyorum. Bak yine söyledim yani. Ecem ve ekmeği ayrılmaz evet, ikili. Ya yemin ederim her yerde söylüyorum. Arkadaşlarım diyor ki ya. Ecem ekmeğin arasına ekmek koy yer. Evet. Evet, Arman da aynı şeyi söyler yani. Ekmeğin arasında elim olsa yerim. Neden ki? Seviyorum. Çok seviyorum. Çocukken çünkü... çok mu yenirdi? Çok canım ha. Yani ama biz zaten hamur o kadar severiz ki. Yani o bazlamalar, o oy. İçliler, şunlar bunlar. Bir yemeğimiz var, hamur. İçine patates koyuyorlar. O hamuru haşlıyorlar ama bir lezzetli. Siz bir de onun üzerine yağma yapıyorsunuz. Tabii canım. Bir tane daha şeyimiz var. Un, su, tuzdan yapılan bir çörek. Onu işte pişiriyorlar, kırıyorlar. Üzerine sarımsaklı yoğurt. Ay yutkundum. Kıyama. Şu kıza gidin bulun bunu abi neyse. Ay tövbe estağfurullah. Ama bak onu üzerine sarımsaklı bir de tereyağı. Ama onu yersen senin kanın anında böyle oluyor. Kanın donuyor yani akmıyor yağdan. Ama çok lezzetli arkadaşım. Ben öyle büyüdüm. Ne yapayım? Ya illa senin şu oyunu da çok seviyorum. Lafı yeri gelmişken söyleyeyim. Şakası bir yana da bu hani kadın oyuncu olarak bu güzellik öğretilen kuralların karşısında durup bana ne ya ben de böyleyim ve hani
makyaj yapmam, evet, şuna takılmam, öyle, onu giymek zorunda hissetmem haline de bayılıyorum. Evet, gerçekten öyle ama kilo verince de şöyle oldu bana. Ya şöyle söylediler. Hani şey diyordun, zayıflık mayıflık önemli değil. Kardeşim nefes alamıyorum, mecburen kilo vereceğim yani. 1.60 boyum var, 74 kilo oldum ben. Gerçekten o Hayat Sırları dizisinde. Ay evet, o ilk işinde ama. İlk işim şöyle bir şey yani, nefes alamadığım için kilo verdim. Onu da yüzüme vurdular. Hani nefes ala öleceğim yani. Bir ortasını bulamıyorlar. Bir de sana ne? Sana ne canım? Tabii ya. Sana İster ne? Böyle olurum, ister bu kadar kalırım, evet, yani. Yani benim işimi engellemesin de. Yani çok zayıf olmak da bir şey değil. Çok kilolu olmak da bence hiç iyi bir şey değil. Hızlı mı alıp verirsin? Hızlı alırım. 4 senede veririm. Ya, ya. Ya çok kötü işte. Şu suyu içtim ya, bir kilo almışım. Vallahi yarın tartırsam fazla çıkarım. Peki yani aman o zaman bu bana yapıyor deyip ekmeği böyle kovuyor musun evden, yoksa geceleri uyanıp ekmek ekmek diye aranıyor gece musun? Allah'tan yemek yeme huyum yok. Bir gece benim yemek yeme huyum olaydı ben bitmiştim. Kariyerim bitmişti benim. Benim hiç Baskül ailesi de yok artık. Hiçbir yere almazlardı beni, inan. Yani gece yeme huyum yok da sabah kahvaltı. Ben zaten kahvaltıyla bütün ömrümü geçiririm. Kahvaltın zaten meşhurmuş değil meşhur, mi? Meşhur, evet. 10 çeşit peynirler. Tabii canım. Bir çeşitle yemişi kahvaltı yapılır mı? Tabii. Tabii. Hazırlamayı da seviyorsun o zaman. Çok sen. Seviyorum. Beslemeyi, yedirmeyi, etmeyi falan. Çok. Köksal bize çok gezdi. O söyledi değil mi? Köksal dedi. Köksal dedi. Bize gelir şeyin önünde otururdu, buzdolabının önünde. Peynirlere bakardı. Çıkarken toplayı toplayı gider. Evet. Devam edelim mi? Hadi, hadi buyurun. Hazırlık okuyacağım ama tıpa gideceğim. Tıp mı? Kızım helal olsun. Vallahi umarım çok keyifli geçer. İsteye isteye girmişsindir herhalde. Evet, tabii. Başka türlü tıpa girilmez çünkü. Sen? İngilizce iktisat okuyorum ben. Şahane sen? Mimarlık. Ay, üçünüzden hem güzel hem akıllı kadınlar buldum. Şahane. Selam, sizi tanıyayım. İsim? Selin. Selin. Kıvanç. Ceyhun. Kaç yaşındasınız? 18. 20. 20. 20. Okuyor muyuz? Aynen, okuyoruz abi. Ne okuyorsunuz? Şu an okumuyorum. Ben üniversiteye hazırlanıyorum. Hadi hayırlısı. Benim nüfus yani memuru gibi herkese okuyor musun diye sordum. Gezmeye mi geldin? Gezmeye geldim. Kız arkadaşım. Ha, kız arkadaşım. Uzak ilişki mi? Uzak transfer. Senin ne işin var orada? Sen? Durduralım. Değil mi? Bir sal değil mi? Bir bıraksana yapışmış oğlana. Ne, kızı ne? Da nasıl mutsuz. Neymiş biliyor musun? Ne? Oğlanların ikisi köyden çocukluk arkadaşı. Kız İstanbul'da, oğlan Aydın'da okuyor. İkisi de Aydın'da okuyor. Uzun soluklu, şey, uzun mesafe ilişkisi yaşıyorlar. Ama dediğin gibi yani madem geldiniz kızla buluşmaya... Ya bir dur ya. Bir bırak. Ama bir üçüncü hep olur öyle. Hep o. Ne, o da hiç sıkılmıyor mu orada? Ben kendimi üçüncü çok oldum biliyor musun ya, hayatımda? Ya ne, nasıl hissettin? Ya dur Ecem. Bir şey söyleyeceğim. Onlar oldu, orada dur. Böyle sen. Bak lisede iki tane çok yakın arkadaşım vardı, sevgililerdi. Ben yanlarında kukuman kuşu gibi. Niye? Ne bileyim hani beraber arkadaş grubunun içindeyiz ya bir yandan da. Ha. Hani birileri gidince hep ben kalıyordum. Ben onların birbirine kavgasında hakareti sen yersin. Bir gün hiç unutmuyorum, yüzük atmışlardı birbirlerine. O yüzükler benim suratıma çarparak sekti gitti bir taraflara falan. Sonra azaldı tabii yıllar içinde ama ben böyle uzun bir süre lise, üniversitenin ilk zamanları böyle üçüncü gibi bir sap kalmışımdır yani. Ay o çok zor. Şey beni de al yanına olursa bir şey, ben gelirim hazırlıklıyım. Bir de o arada kalma. Hayır bir de bazıları da yüzsüz oluyor yani. Dur o çok tatlı bir oğlan, buyurun. Aynı köylüyüz abi, arkadaşız. Ocaklarlıyız. Doğma büyüme beraberiz. Hangi köylü? Ocaklar. Ocaklar. Ana! Erdek. Ha, Erdek, Aydın. Balıkesir, Erdek. Tamam. Aydın'da okuyorum. Üniversite. Aydın'da okuyorsun. Aynen. Tamam. O şarkıyı keşke ben yazsaydım dediğiniz şarkı ne? Biraz düşünmem lazım. Düşün sen. Mavi Duvar. Biraz evet. Mırıldansana be. O ben de çok seviyorum. Bende yok. yok bende yok. Kimindi? Unuttum onu. Sen nereden biliyorsun Mavi Duvar? Şarkı yok canım. Olur mu be, var görelim. Haramilerin Mavi Duvar ya. Biz ama o çocuğun bilmesi şaşırtıcı 25 yaşında. Ay Mavi Duvar'ı ben hiç duymamışım demek. Olur mu ya? Duvarları maviye boyadım. Önünü çok severdin. O. Tamam. Ha, hatırlarsın. Biliyorum. Ama bizim dönemimizin meşhur şarkısı. Ha. Ben lisede, üniversitede falan meşhurdu. Bu çocuk Jay'z nereden biliyor bilemedim. Ama eski şarkılar dinleniyor ya. Döne evet. Tabii orası canım. Öyle. Buyurun. Kırk Haramiler. Aynen. Şimdi aklıma. Senin? İzmirli Buse Karagözler. Ne? Ya bunu herkes bilmez abi. Bir daha söyle bakayım. İzmirli Buse Karagözler. İzmirli Buse Karagöz. Şarkı sordum, sen başka bir şey söyle. Şarkı ben. Abi bu. Vallahi gir bak. Söyle bakayım biraz. Ya bende de ses yok. Biraz mırılda ne oğlum? Bak beni utandırıyorsun. Utanma oğlum. Duymamışsındır sen değil mi? İzmirli Buse falan. İzmirli Buse mi? Bence o bir şarkı değil.
Bence de diyor, birini sevmiş. Bence bir şarkıcı olabilir. Buyurun. Serdar Ortaç'ın herhangi bir şarkısı. Serdar Ortaç'ın herhangi, ama bir tane seç. Serdar Ortaç'ın hangi şarkısı? Onu mu yazsaydın? Dansöz. Diyor. Ha. Binlerce dansöz var. Çıkıtık çıkıtık çıkıtık. Tamam, senin o şarkıyı keşke ben yazsaydım dediğin. Can Bonomo Derda. Aa, biraz mırıldansana. Hayır hayır, sesim çok kötü, söyleyemem. Ya benimki sanki çok mu güzel söylüyorum? Hayır, söyleyemem. Can Bonomo Derda. Derda, senin? Ben aklıma ilk kendim söyleyeyim. Duman her şeyi yak. Beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Aşk için ölmeli aşk, o zaman mı aşk? Evet. Tamam, şahane. Duralım. Böyle bir cesaretsizlik var. Kimse bir mırıldanmadı kızın dışında ya. Halbuki niye o kadar cesaretsizler? Herkes şu an kamerayla yaşıyor ya. Değil mi? Bir de öyle bir durum var yani. Bizim için. Hiç ciddiye bilince herhalde. Herhalde. Bir de hani tanımadığı biri olunca mı çekiniyor? Arkadaş arasında söylüyordur bence. Evet canım, olabilir yani. Müzik deyince akan sular duruyor mu sende? Yani seviyorum şarkı söylemeyi ve dinlemeyi. Çok seviyorum. Çocukluğunda o taklitler yapma becerinin yanında hep de şarkıda söyler miydin? O sonradan gelişen bir şey. Sonradan gelişen bir şey oldu. Tabii canım. Benim kuzenim vardı Türk Halk Müziği Korosu'nda, TRT'nin. Hmm. O çok şarkı söylerdi. Böyle toplandığımızda bizim gösterimiz olurdu önce. Biz bir soytar aradık, dönerdik. Sonra iş ciddiye bin. Biraz daha akşam olduğunda Maviş gel bir türkü söyle derlerdi. Bu sefer o otururdu. Ay bizim ne kullandılar bizi, bunlar var ya, bizim büyükler. Aile eğlencesi. Ay, önce Güler'le de kekekekekeki benle. Sen ne yapıyordun? Taklitler mi? Taklitler yapıyorduk. Kuzenimin falan ağzını yüzünü boyuyordum. O itilmiş oluyordu. Ben kakılmış oluyordum. Yasemince o zamanlar. Tabii canım. Sürahi Hanım oluyorduk. İşte ben bir de Küçük Emrah'ın taklidini yapıyordum. O zaman bir dizisi mi vardı? Bir şey var. Küçük Onur muydu? Küçük Emrah mıydı? Herkes bir küçük diyor o zaman. O senin yılın. Küçük İbrahim. Küçük İbo'dur. Küçük İbo. Ha, küçük tamam. İbrahim. Senin bu kibarlığın. Çok kibarımdır. Küçük İbo. Ha, küçük İbo. Şöyleyken. Ha. Şöyle bir mikrofonu vardı, onun eline verirlerdi. Evet. Onun bir dizisi vardı. Küçük İbo'nun taklidini yapıyordum falan. Ondan sonra şöyle bir yere çıkartıp yaparlardı benim. Ondan sonra akşam olmaya başlayınca Maviş türkü söylerdi. Ben hep onu dinlerdim. Onun sesi de çok güzeldi. Hiç onun yanında da mırıldanmaz mıydın o yıllarda? Yalandan söylerdik de çocuk aklımızda yani. Kimse bizi ciddiye almaz, suç yaparlardı. Sen ne zaman fark ettin? Ya ben şarkı da söyleyebiliyorum, güzel de söylüyorum diye. Vallahi lise falan herhalde ya. Lise. Şey zamanı ya, konservatuvara hazırlık zamanı ben fark ettim şarkı söylediğini. Kulak çalışılırken. Kulak çalışılırken bir de hep bir şarkı istenir ya bize, evet. Konservatuvara gidiş sınavlarında. Neydi seninki? Ay aman, herkesin söylediği şey, ah bir ataş ver. Benim de bağıra, çünkü. Vallahi tabii canım. Herkesin, hocalar kesin bileklerini kesiyorlar. Verin artık şu ataş verin. Yakın burayı. Ya aynı şarkıyı söylemiş olmamız çok saçma. Herkes onu söylüyordu. Çünkü ben de birilerinden duymuştum. Hani bu sesini gösterebildiğin için. Çünkü o böyle ah bir alt böyle yapabiliyordun ya. Tabii tabii, hani o yüzden. Çekim yaptım, evet. Bir şey demeyeyim dedim. Şaka yapıyorum. Sonra benim şöyle oldu. Ay dedim, bu ne ya? 4 sene hazırlanınca, ben 4 sene tabii. Ve bir sürü okulda girince bir süre kendi şeyimi buldum, yerimi buldum şarkıda. Dedim ki ben dedim bunu söylememeliyim. Başka bir şey söyleyeceğim. Bir tane türkü vardı ya, Allah Allah. Niye onu söylüyorsun kardeşim? Elma attım yuvarlandı. Sana ne? Yani. Hiç bilmiyorum, o ne? Böyle bir türkü var. Nasıl ya? Birazcık söylesene. Ay, söyleme söyleme değil, merak ettim. Elma attım yuvarlandı diye böyle devam ediyor. Sen söyleyince dedi. Çok güzel bir türküye dönüşteceğim ya. Ama yani konservatuvar sınavında söyleyecek bir şey değildi bence o. Ama ilgi çeker belki. Kimsenin söylemeyeceği bir şey. Evet, muhtemelen kimse bilmiyordu. Ben o zaman fark etmiştim hakikaten şarkı söyleyebildiğimi. Hiç bunu düşünmemiştim ne zaman fark ettim diye. Tam o zamanlar. Hiç yok mu şarkıcılıkla ilgili ekstra bir şey yapma planın? Yoksa hani arada böyle özel projeler gibi mi? Ya vallahi yani çünkü böyle. Çünkü söylediğin nereden bileceksiniz? Yıktı geçti, bileklerimizi keseceğiz. 50 milyonları geçti, evet, izlenmesi. Evet vallahi öyle olmuş. En az ben 50 kere 60 kere açmışımdır evde yani. Vallahi ya o çok güzel oldu ya. Yani böyle hiç beklemediğim kadar güzel bir şey oldu. O yüzden o benim için de çok özel. Şarkı söylemeyi çok seviyorum ama hani bu şarkıcılıkla ilgili bir şey yapma fikrine önceden daha böyle karşıydım. Yani yok ya, yani oyunculuk benim için ilk, hala öyle, oyunculuk benim için ilk planda. Ama şarkı söyleyebiliyorsam da belki bununla ilgili bir şeyler yaparım. Keşke bir müzikalde oynasam. Bir şarkıyı sen yazsaydın, hangi şarkıyı, bunu ben yazmak isterdim dediğin, sana ne geliyor aklına? Vallahi Sezen Aksu'nun bir tane albümü var ya, yani Bilek Kesmeli. Hangisi? Ben Sezen Aksu fanıyım.
Hayır, yani sen beni ben bulacağım şimdi, söyle. Sezen 88 diye bir albüm olabilir evet, mi? Evet, sen ağlama gitlerin evet, falan oldu. Evet, yani mesela git şarkısını yazmayı isterdim. Çok, ben yazmış çok anormal bir şarkı ya. Çok çok çok. Sezen Aksu'nun bir sürü parça söyle ya. Birazcık mırıldansana benim için. Git. Şarkının bir dakikası git ya zaten. Tabii git. Kafa karışık bir şarkısı. Kendim de bulamadım şimdi orayı. Git. Git. Gitme dur ne olursun. Gitme kal yalan söyledim. Doğru değil ayrılığa. Daha hiç hazır değilim. Aramızda yaşanacak. Yarım kalan bir şeyler var. Gitme dur daha şimdiden. Deliler gibi özledim. Ben var ya sana bir şey diyeyim mi? Şarkı sözlerini katiyen ezberleyemem. Nasıl ya? Asla. Ama orada bir eksiğimiz oldu, özür dilerim. Alkış. Öyle bir dünya yok çocuklar. Nasıl ezberleyemezsin ya? İnan bana hiç ezberleyemem. İlla benim önümde bir şey yazılı olacak, ben söyleyeceğim. Aa. Yani mesela şey, dün bunu konuştuk ya da önceki gün. Ben tekst benim için oyunculuğun ABC'si. Ablan nasıl ezber yapıyorsunuz? Bende yok onu kardeşim. Ben zaten onu çok kolay yapıyorum yani. Ama şarkı sözü ben ezberleyemiyorum. Allah Allah. Dinlerken kendimi aşırı kaptırıyorum. Asla sözlerini böyle dinleyeyim de ezberleyeyim olmuyorum. Galiba o yüzden aklımda tutamıyorum. Onun duygusuna çok kaptırıyorum kendimi. Ama çalınırsa eşlik ederim. Ha, orada hemen aklına geliyor hemen diye. Hemen aklıma gelir, evet. Müzik zevkin de karışık biraz değil mi? Oma, Spotify. De canım. Aa, benden ebe. Onu bir gör. Yani diyor ki 2019'da en çok dinledikleriniz. Hı-hı. Azer Bülbül var, Queen var, Metallica var, Korn dinlemişim bir ara, Güllü. Yani ya o kadar Sabahat Akkiraz, Arif Sağ, Musa Eroğlu gibi karman çorba. Bu senin saz çalan baban mı saz çalıyordu, uyduruyor muyum tamam? Yok kuzenim. Ha kuzenin, ha tamam, kuzenim. Biraz önce bahsettiğin. Kuzenim, kuzenim. O videolarınız. Yok o bağlama çalıyor. Hı. Bir tane kuzenim de Türk Halk Müziği Korosu'ndaydı. Onlar bayağı müzisyen tarafı ailenin. Evet evet, yani severler bağlama çalıp söylemeyi. Süper. Olsaydı da önüne böyle bir şey çıkmasa, senin gibi bir yeteneğin başka bir şey yapması çok zor, onu kenara koyarak söylüyorum. Oyunculuk dışında ne yapabilirdin? Hiçbir şey. Elim kalkmazdı bak, hiçbir şey. Böyle dururdum. Ya. Bir süre sonra da kurur ölürdüm zaten yani. Kanım çekilirdi yani. Şimdi düşünüyorum, vallahi evleri temizliğe giderdim. Çok çok iyi para kazanırdım, büyük para çünkü, kırardım. Çünkü sevgili bizi izleyenler, Ecem Erkeği birazdan soracağım ama dünyada en mutlu eden şeylerden biri temizlik. Evet evet. Nereden geliyor bu hijyen manyaklığı? Ya, annemden canım bir kere zaten, bizim ailenin kadınlarından ama gerçekten ya bu aralar biraz salmış durumdayım, o ayrı mesele de. Yani düzensizliğe şeye takıntılıyım yani birazcık. Hayır, bir de çok yoğun çalıştığında insanlar yatar, arkadaşlarıyla buluşur. Hani kafası da sen temizlik yapıyorsun ya. Evet. Sinirlenince temizlik yaparım, mutlu olunca temizlik yaparım. Sürekli evde bir eylem var o zaman. Sürekli evde bir orayı değiştir, onu oradan taşı buraya koy. Allah Allah, ne mutlaka altında bir şey vardır. Her şeyi kontrol etmek ve düzende tutma derdim acaba? Her şey iyi görünsün. Bir de mesela hakikaten çok yorgun oldum. Şöyle oluyordu, turneye çıkıyorduk. Çok yoğun bir turne programımız vardı. Turneden önce ben evi temizleyip turneye çıkıyordum ki geldiğimde temiz eve geleyim. Peki bu kadar yoğun çalışırken eve kendine böyle sana yardımcı olacak birini de mi almıyorsun? Vallahi geldi ablalar. Hı hı. Ama kimsenin temizliği tutmadı beni. Sen bizim anneler gibi misin? Anne yani. Temizlik yapan kadın bizim anneler arkalarından ikinci turist değil yani. Yani evet. Benim temizlik anlayışıma uymadığı için ben hep kendim yapıyorum. Sana misafirliğe gelmek de insana gelmeyin, zor gelir. Bak hissettiğim şöyle bir şey. Sana gelindiğinde şöyle oturmalıymış gibi bir his geliyor insana. Biz eşyalarımızı yeni almıştık evlendiğimizde. Sarı bir koltuğumuz var. Arkadaşımız. Senin gibi birine sarı bir sarı koltuk. Koltuk. Tabii. Sarı, sapsarı bir koltuk. Sonra bir arkadaşımız, Bursa'daydık o zaman. Çikolata döktü ona benim gözümün önünde. Bir şey de diyemiyorum. O gidene kadar benim sol kolum uyuşmaya başladı. Sonra o gidince kış 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 diye sildiydim. Sana zor. Seninle yaşayana, evine girip çıkana daha da zor. Değil mi? He?
Yorum yapmak dahi istemediler. Sence ne mutluluk? Vallahi hakikaten o çocuğun dediği gibi şöyle yastığa kafanı rahat koymak. Hakikaten işin olsun. Sevdiğin bir işi yap. İşte hayatını idame ettirecek kadar da paranı kazan. Hı. Yani ekmeğini alabil. Bak ekmek çok önemli. Onu kaçırmadı ya. Evet. Tabii. Elinde işte yettiğince birilerine yardım et. Ha, bu kadar ya. Yani öyle başka bir şey değil. Huzur. Mutluluk huzur yani. Ecem'cim trendleri konuşurken kaçamadığımız bir sosyal medya aracımız daha var. O da TikTok. Ya şimdi onu mu yapacağız? Yapmayacağız. Biraz TikTok üzerine konuşup TikTok'la ilgili bir şey izleyeceğiz seninle. Var mı TikTok'un? Tabii ki yok. Yok. Bir şey gördüm. Halay çekiyorsunuz TikTok'ta. O başkasının TikTok'u mu? Ben mi TikTok'ta halay çekiyorum? Evet. Kim kodu onu oraya? Vardı değil mi? Var mı? Var mı o? Sen değildir. Birisidir. Emin değilim değil. Ben değilim ki. Benim TikTok'um yok. Hayır böyle. Ve sen diyorsun ki halayın içinde ya biz ne yapıyoruz diye. Öyle ama kendimi kaybettiğim anlar oluyor halay çekerken. Deli bir halay. Ha şeydir belki biz çekmişizdir başkası kesip koymuştur. Ha şeydir belki sen Instagram'ına koymuşsundur. Instagram'a belki, paylaştım evet oradan biri koymuştur. Hiç mi bakıp denemedin? Mesafeli misin? Denemedim yok aman yok. Yok. Ama o kuşak için yani özellikle bu yeni kuşak için de vazgeçilmez bir sosyal medya aracı. Gücünü yatsımak da mümkün değil yani. Yeni kuşak diyorsun da az önce 90 yaşındaki teyzeyi gördük yani o da TikTok'tu. Evet. Yani demek ki kendilerini o sahada daha iyi ifade edebildiklerini düşünenler mi var? Nedir bilmiyorum ya yani. Ya bunun sadece eğlence amaçlı yapılmasına yani hiçbir şey söyleyemem. Ama bu TikTok'tan para mara kazanılıyormuş tabii galiba. O yüzden bu mesela torunlar artık babaanneleri, anneanneleri rahat bırakın. Yani gerçekten her yerde söylüyorum, söylüyorum. Oynayan dayı, yerde yuvarlanan teyze. Valla birazcık para kazanacağız diye şu anneanneleri, babaanneleri bilerek yapıyorlar yani. Çünkü reaksiyon alıyor büyük olasılıkla. Her şey etkileşim için biliyorsun. Her şey. Ama de bunun başka yolu yok mu ya? Mutlaka vardır. Dünyada çok daha böyle belki şeyle de ilgili dönem dönem değişiyor. Dünyada da öyle, bizde de öyle. İyileri de var, kötüleri var. İçerikle ilgili yani işte her türlü şeyin iyisi kötüsü var ya. Oranın da iyisi kötüsü var. Biz de şimdi sana bir TikTok challenge'ı seçtik bu sefer. TikTok'ta tamam. Eğlenceli bir challenge. Tamam. İzleyelim iki tane birbirinden farklı challenge. Sonra biz bir deneyelim bakalım yapabilir vallahi miyiz? Vallahi ama neden sana seçtik? Mimik kraliçesi olduğun için sana mimik challenge'ı seçtik. Bakayım ne yapayım. Bak şimdi eğlenceli, korkma. Tamam. Buyurun. Bak şimdi bir şey konuşuyormuşuz gibi yapıyoruz. Üç aşaması var. Deneyelim mi? Hadi. Bir şey konuşuyor. Müziği yapabilir misin? Ya da dın dın bir şey yapabilir. Oradan verelim. Tamam. Bir şey konuşuyor gibi yapacağız. Becerdik mi? Oldu mu? Zor vallahi ya. O zaman bunlara helal olsun. Kim bilir kaç denemede mi? Kesin bir kere de yapıyordur onlar. Ya öyleyse çok üzülürüm. Her konuğum için o konuğuma özel bir karakter testi, bir kişilik testi yapıyoruz. Tamam. Testimizi yapalım bakalım sonucu da ne çıkacak. Olur mu? Tamam. İlk sorun geliyor Ecem. Ne tarz rüyalar görürsün? Uçmalı kaçmalı yazsam roman olur rüyalarımı. B. Haberci rüyalar mı? C. Görürüm belki ama hiçbirini hatırlamam mı? Haberci rüyalar. Gerçek. Tabii. Nasıl bu? Vallahi rüyamda görürüm 2-3 gün sonra ya da hiç olmadı bir ay sonra muhakkak. Ay garip garip rüyalarım var benim. Rüya görmek için uyurum ben ya. Aa. Evet vallahi çok severim rüya görmeyi. Hatırlarsın yazarım da. Yazarım bir de. Haberci derken böyle hani işle ilgili bir şey falan mı? Yo işle de olabilir, herhangi bir şeyle ilgili de olabilir. Aa derim ya şunu görmüştüm rüyamda demek ki bunu konuşacakmışız falan. Çok bağlarım hayatla. Hep karşıma çıkar gerçekte. Sen güzel fal falan da bakar mısın? Hiç. Kaçamak mı ciddi yo, mi? Yo vallahi hiç bakamam. Öyle bir havam var herkes aha, söyler evet ama yok hiç bakamam. Sever misin fal mal öyle şeyleri? Muhakkak kapatırım. Ha. Bir döndürürüm şöyle. Hayır bir aplikasyonlar falan. Yapıyordum. Ondan sonra bir an böyle şey oldu. WhatsApp mesajlarımızın aynısı gelince şey olarak fal yorumu olarak hemen sildim onu. Ya ne kadar ürkütücü geliyor çok değil mi? Çok ürkütücü tabii her canım. An gözetleniyormuşuz evet, gibi. Evet evet. Vallahi işte benim bilgisayarımın şeyinde kamerasında. Sen de bant koyalım. Bant var. Herkes beni izliyor. Herkes. Ben bilgisayarın başında yemek yiyorum ve beni kimse o şekilde görsün istemiyor. Ecem, sahneye çıkmadan önce
A. 45 dakika boyunca vücudumu, ağzımı, sesimi, zihnimi ısıtırım. B. İki tek atar keyfime bakarım. C. Kendi kişisel ritüellerim vardır. Onları uygularım, konsantre olurum. Sonra da tadını çıkarırım. C. Tabii ki C. Meditasyon falan ben yapamam. Peki senin kendi sahne çıkmadan önce bir ritüelin bir şey... Var var. Ne var? Var. Yani bu şeyde güldür güldür... Yok çok Engin Hoca'nın oyunlarında falan da kalbime koyup elimi 3 kişinin adını söylüyorum. Aa. Hı. Hep aynı 3 kişinin evet. mi? Ya ne kadar güzelmiş evet, ya. Evet. Ben de çok uygulayayım. Da yardımcı oluyorlar. Onları yanında olduğunu hissetmek mi, güven mi veriyor? Evet, evet. Diğer sorumuz. Hı. Başrolünü oynadığın filmin premierindesin. Gala. Hı. Süslenmişsin, püslenmişsin. A. Çok heyecan yaparım, doğru düzgün konuşamam bile. B. Yaptığım şeye güvenim tam, göğsümü gere gere havamı atarım. C. Herkes beğense bile ben yine kendimde eleştirecek bir şey bulurum. Of course C. Seçenekleri okurken dedim ki yani, evet yanıt tabii. geliyor diye. Şöyle olur hatta. Ya ne? Ya yok ya orası hiç olmamış diye orası falan olurum. Hayır çok... Ya hayır olmamış. Bana yalan söylüyorlar. Hiç iyi değil falan olurum. Sonucunu izleyince mi sette de hissediyor musun öyle? Sette de bazen hissederim. Evet. İkna edilmem mi gerekiyor iyi olduğuna? Yo, ben kendimi ikna etmem lazım. Ha, yani. İstediği kadar sana ne söylerlerse evet, söylesinler. Evet. Oldu, okey, tamam, bu tamamdır. Değildir, değildir, daha var, bir şey olmadı. Ama bizim işimiz öyle bir iş. Ha, en mükemmeli yok ki. Yok, tabii ki yok. İşte o yüzden. Bunu biliyor, her şeyi biliyorum, eminim, her şeyin farkındayım ama... Ben elimden gelince bir çaba sarf ediyorum seni oraya çekmek evet, için ama... yani... Zamanla olacak. Zamanla, inşallah zamanla. Sahnede ezber unuttuğun. Aşağıdakilerden hangisini yaparsın? A. Ağlayarak sahneden kaçarım. B. Yaradana sığınır, sallarım. C. Ben zaten ezber yapmam, durumu doğaçlarım bebeğim. Valla hangi sahnede olduğuma bağlı. Engin Hoca'nın oyunlarında oynuyorsam... Kaçar mısın? Ezber unutma gibi bir şansım zaten yok. Ama unuttum, doğaçlarım. Yani şey, rayını oturturum. Hı hı. Karşıdaki de bana yardım ederse tabii. Ama güldür güldür de bu işimiz çok kolaydı yani. Çünkü vur doğaçlamaya. Bir de sen o konuda gerçekten mesela çok yetenekli oyuncular, çok iyi oyuncular da vardır ama doğaçlama becerisi de çok enteresan bir beceri. Nereden hmm. geliyor sence? Onunla çocukluğundaki gözlemlerin mi? Oyun oynamayı seviyorum çünkü. Ha. Çok seviyorum oyun oynamayı. Belki doğaçlama sana böyle bir challenge gibi geliyordur. Oraya kendini atmak istiyorsun. Bir de şeyi çok seviyorum. Böyle karşımdaki oyuncunun gözünde bir... Yapma bunu, güleceğim, kopacağım şimdi şeyini çok seviyorum. O yüzden de üstüne gidiyorum, yapıyorum. Kimdir bugüne kadar öyle bir enerji aldığın ve çok sıkıştırmayı sevdiğin? Uğur. Uğur Bilgin. Her yerde bunu söylerim evet. yani. Uğur Bilgin. Yani onu güldürmeyi çok seviyorum. Ona zaten çok gülüyorum. Onun gözünde böyle bir şey gördüğüm zaman üstüne gitmeyi çok seviyorum. Evet, Ece Merkin. Peki kaç puan aldı? Ne çıkıyor? Totalde 24 puanımız var. Evet. Oo, 24 Aa. Üzerinden 23. Bu zamana kadarki en yüksek. Ne oldum şimdi? Okuyorum. Hazır mısın? Evet. Şu gökyüzünde parlayan şey de ne? Bir uçan daire. Hayır hayır, bir gök taşı. Hayır hayır, bir kuyruklu yıldız. O da ne? Senin yeteneğinin yıldızı. Sen gerçek bir sahne canavarısın. İzlemesi keyifli, enerjisi çekici, yeteneği tartışılmaz bir primadonna. Aa. Cebinde türlü türlü karakterler, tipler, izleyeni her zaman şaşırtırsın. İyi ki varsın, iyi ki varsın. Sonuç, artist olunmaz, doğulur efendim. Aa. Ya. Ne güzelmiş. Çok güzel değil mi? Efendim. Bu sırada bunu gerçekten konuğum olarak geldiğin için söylemiyorum. Senin gibi bir oyuncuyla... Aynı kuşakta, aynı mesleği yapıyor olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Ay çok teşekkür ederim ya, çok sağ ol. Oh, artık bütün aşkımı da ve bütün hayranlığımı da rahat rahat. Ama biliyorsun sürekli başından beri söyleyip duruyorum. Hepsi de yürekten, gerçekten gerçek. Finale doğru yürürken Ecem'cim bir etabımız daha var. Tamam tabii. Sence biz ikimiz kimiz? Bizi böyle bir yüzlerimizi birbirine meçlesen, vardı eskiden böyle hani. Sence bizim ikimizden kim çıkar bir ünlü? Bir düşün bakayım. Benle sen de bir futbolcu çıkar kesin. Niye? Ne bileyim ben. Aa, bilemedim ki. Bilmem. Biz bir tane... Ben meçlenmemeliyim. Ben o yüzden çocuk yapmadım. Benim çocuğum bir şeye benzemez çünkü kurban oluyor. Ve o yüzden hiç meçlenmem ben. Bilmiyorum ki ne çıkacak. Hadi biz bakalım biz ikimiz ne çıkıyormuşuz seninle. Ne çıkacak? Dubak Ali. Buyurun.
Bak sporla ilgili ama yine de. Renk benden ama değil mi? Kafa benden. Renk beden rengi benden. Ama şu omuzlar ne senden ne benden. Ben hakikaten oraya kimi olmuşlar. Onu hiç düşünmeyeyim. Şöyle düşünürsek. Bu abinin adı neydi? Dwayne Jackson. Dwayne. Johnson. Ay Jackson Johnson. Diyorum. Ben de ne kadar. Dwayne Johnson. Şey mi? Bodyci. Yok be, bu tür bir aksiyon filmlerini aman falan. Aman bu şey be. Öbürüyle karıştırdım. San Andreas Fayı falan vardı. Şeyi de yaptı ya kötü film sonrası. Arman şey yapıyor. Bizim sevdiğimiz Robbie Williams'ın bir tane şey var ya filmi, çocuk filmi. Sonra bu da aynısını yaptı. Jumanji. Ha Jumanji'deki aynen ha. Doğru söylüyorsun. Ha en son Jumanji'de oynuyor. Ben oradan gıcığım ona, niye? Sen Robbie'de kaldığın içindir. Evet orada kalmışım. Bizden bu mu oluyormuş? Bu çıkmış, bunu düşünmüşüz. Ya. Sevdin mi? Oluruz ama. Ecem'cim sana doğru geldik. Her konuğuma aynı soruyu soruyorum. Sana da aynı soruyu soracağım. Hiç böyle bir yani güzellik yarışması yanıtı falan zaten sen öyle birisi değilsin, vermezsin. Tek bir dilek hakkın olsa, bir şeyi değiştirmek istesen ne olur dileğin? Ne olur değiştirmek isteyeceğin şey? Kompil dünyayı şöyle elekten geçirmek isterdim. Neler gitsin ne kalsın? Neler gitsin ne kalsın? Kötülük kalksın. Çıkarcılık kalksın. Tacizler, tecavüzler kalksın. Fakirlik, yoksulluk, aradaki o zengin yoksul şeyliği, uçurumu kalksın. Herkes eşitlensin. Herkes harika bir dünyada yaşasın isterdim. Şöyle bir elekten geçireyim isterdim. Hani böyle sakızla şeyi alırsın ya şuradaki tozları. Şöyle. Sen sakızla şöyle. Toz mu alıyorsun artık? Sakızları hemen atmayın bak. Şekerli olmayacak ama şekersiz sakızları koltuğa yapış. Atmıyorsun elinde. Şöyle bir topluyorsun oradaki kılları tüyleri. Dünyayı öyle bir sakızdan geçireyim isterdim. Keşke senin elinde olsaydı vallahi. Keşke. Ecem tam da senin dediğin gibi olsun. Dünya da öyle olsun. Senin bundan sonraki bütün dünyan da, oyunculuk yolculuğunda hepsi böyle elekten geçsin. İyi, güzel, harika, elde ne kaldıysa hepsi senin olsun. İyi ki geldin, iyi ki böyle güzel bir sohbet ettik. Evet. Daha uzun uzun zamanlara birlikte geçirmek dileğiyle. Evet, çok teşekkür ederim sohbet ettiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun, sağ ol. Çok teşekkür ederim. İyi kocaman alkış! Çok sağ olun, teşekkür ederim. Canım benim. Ay çok güzeldi ya. Evet. Abi biz oturuyoruz, hadi. Çok teşekkür ederim valla. Çok sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz. Keyfin yerinde? Evet evet tamam. Yerinde daha ne? Biz...